En çok oyu alarak ilk sırada yer alan Akdeniz sahil yolunu bu videoda sizlere aktarıyoruz. Daha sonra ikinci sırada yer alan güneş enerji santralleri ve güneş enerji sektörümüzü ve son olarak da Karadeniz sahil yolunun son durumunu aktaracağız. Düşük oy alan diğer iki seçenekten Galataport ve Kruvaziyer sektörünün Türkiye'ye çok önemli katkıları olacağı için bir sonraki ankette tekrar soracağız sizlere. Uzatmadan konumuza başlayalım. Çok uzatmamak adına önceki videolarda kapsamlı şekilde yer verdiğimiz kısımları sağ üstte ekleyeceğimiz kartlar ile destekleyeceğiz. Merak edenler tıklayıp o videolara bakabilir. Akdeniz sahil yolu esasen Hatay'dan Muğla'ya kadar uzansa da esas problemli kesimi Mersin ile Antalya arasındaki dağlık ve virajlı bölgeydi. 2010 yılına kadar Mersin'den Silifke'ye kadar olan kesimiyle Antalya'dan Alanya'nın doğusuna kadar olan kesimler çift şeritli bölünmüş yol haline getirilmişti. Bu kesimlerde bundan sonra asfalt yenileme ve yer yer viraj ve eğim giderimi dışında kapsamlı yapım çalışması yürütülmedi. Halihazırda buralar çift şeritli bölünmüş yüksek standartlı yol konumundadır. Esas çalışmalar taş ucu ile Alanya arasında yürütülmüştür. Bu kesimi kullananlar ve kullananlardan dinleyenler iyi bilecektir. Aşırı derecede virajlı, yokuşlu ve son derece dar olan bu kısmın yenilenmesi için 2010 yılından itibaren çalışmalar hızlandı. 2010 yılına kadar taş ucu ile alan arasındaki kısmın 182 kilometresi tek şerit gidiş-tek şerit geliş olan bölünmemiş asfalt yol halindeydi. Aralarda bazı ilçeler arasında çift şerit gidiş-geliş bölünmüş yol mevcuttu. Ancak bunlar da oldukça kısa mesafelerdi. Yol 9 kısma bölünerek ve zamana yayılarak inşa edilmeye başlandı. Bu kısımlar 26 kilometrelik Taşucu-Yeşilovacık, 42 kilometrelik Yeşilovacık-Aydıncık, 55 kilometrelik Aydıncık-Anamur, 11 kilometrelik Anamur-Melleç, 14 kilometrelik Melleç-Geçişi, 13 kilometrelik Melleç-Kaledran, 24 kilometrelik Kaledran-Zeytinada, 24 kilometrelik Zeytinada-Gazipaşa ve 32 kilometrelik Gazipaşa-Mahmutlar arasıdır. Taşucu, Yeşilovacık ve Yeşilovacık Aydıncık arası hemen hemen tamamlanmış olup Aydıncık civarında birkaç dünel ve viyadükte çalışmalar sona yaklaşmıştır. Bu kısma daha sonra değineceğiz. Taşucu ile Aydıncık arasını anlattığımız kapsamlı video linki yukarıdadır. Mersin'den Aydıncık yakınlarına kadar olan kesim çift şeritli bölünmüş yol tipinde inşa edilmiş ve 2 yıldır kullanılmaktadır. Aydıncık ile Anamur arası ise çoğunlukla tamamlanmıştır. Yine Aydıncık tarafına yakın kesimlerde tünel ve viyadük çalışmaları devam etmektedir. Videonun ilerleyen kısımlarında buraları inceleyeceğiz. Bu kesimde birçok ilçe ve belde merkezi yer aldığından geçişler çoğunlukla şehir içindendir. İlerleyen dönemlerde tekrar el alınıp çevre yolları yapılacağı kanaatindeyiz. Anamur'dan sonra Anamur-Melleç arası ve Melleç geçişi neredeyse sıfırdan yapılmış olup bol tünel ve viyadüklü otoyol benzeri bir yoldur kapsamlı videosu sağ üstte ve açıklamalarda yer alıyor. İlgi duyanlar oralardan izleyebilir. Esas sorunlu ve henüz tamamlanmamış kısım ise buradan sonra yer almaktadır. Melleç geçişinin bittiği yerden itibaren 13 ve 24 kilometreden oluşan iki kesim henüz inşa edilmemiştir. 24 kilometrelik Kaledran Zeytin Adı arasında Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olan Gökçebelen Tüneli inşa edilmektedir. Melleç geçişi ile Kaledran arası ise henüz inşa edilmeye başlanmamıştır. Zeytin Adası'ndan sonrası ise daha önceden bahsettiğimiz üzere tamamlanmış çift şeritli bölünmüş yollardandır. Gazi Paşa içinden geçiş sorun oluştursa da 8 kavşakla fazla yavaşlatan bir etkiye sahip değildir. Ancak Alanya içinden geçiş hem trafik hem de kavşak sayısı bakımından çok zaman kaybettirdiği için çevre yolu yapılmaya başlanmıştır. Buraya da ileride değineceğiz. Bana bu kadar bilgi yeter diyenler için kısaca özetledikten sonra kapsamlı anlatıma geçelim. 2010 yılına kadar Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu beldesine ve Antalya'nın Alanya ilçesinin Mahmutlar beldesine kadar çift şerit ve bölünmüş standartta inşa edilen Akdeniz sahil yolunun Taşucu ile Mahmutlar arasında kalan yaklaşık 230 kilometrelik dağlık, engebeli ve virajlı yolun Taşucu ile Aydıncık arasındaki yaklaşık 65 kilometresi, Tekeli ile Melleç arasındaki yaklaşık 60 kilometresi ve Gazipaşa ile Alanya arasındaki yaklaşık 60 kilometresi tamamlanmıştır. Ayrıca Alanya çevre yolunda yarısından fazlası tamamlanmıştır. Bu hesapla yaklaşık 45 kilometrelik kısımda çalışmalar devam etmektedir. En kapsamlı çalışmalar ise Anamur Gazipaşa arasında yer alan Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olan Gökçebelen tüneli ve çevresindedir. Yolun kalanı hemen hemen tamamlanmıştır. Şimdi kapsamlı şekilde incelemeye başlayalım. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Mersin'den Aydıncı'ya kadar olan kesim tamamlanmış olup Aydıncık çevresinde tünel çalışmaları devam etmektedir. Ancak sonradan inşasına başlanılan Akkuyu nükleer güç santrali için kavşak yapılması gerektiğinden burada trafik oluşturmamak adına kavşağı viyadük yoluyla çözmek istemişlerdir. Ve geçen yıl başlanılan viyadük inşaatı tamamlanmak üzeredir. 400 metrelik viyadük ve bağlantı yoluyla ile birlikte 1,5 kilometrelik yol yapımı sürmektedir. 2022 yılı içinde tamamlanacak gibi duruyor burası. Buradan sonra Aydıncık ilçesinin doğusuna kadar son olarak kullanılacağı halde duruyor. Bundan sonrası Aydıncı'ya kadar yine çift şeritli bölünmüş yol olmasına rağmen nihai halinde değildir. Aydıncık ilçesinin doğusunda 4 tünel ve 2 viyadük ile batısında 8 tünel ve 2 viyadük inşa edilmesi planlanmıştır. Doğudaki 4 tünelin ikisinde kazı çalışması tamamlanmış, diğer ikisinde devam etmektedir. Viyadükler de tamamlanmıştır. Tünel ve viyadüklerde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları sürmektedir. Aydıncık ilçesinin batısındaki tünellerin inşa edildiği mevcut yolda 13.8 kilometre süren engebeli ve virajlı yolda inşa edilen tüneller 5 adettir. İlk 3'ünün inşası henüz başlamamıştır. 4. ve 5. tüneller tamamlanmış ve kullanılmaktadır. Bu tünellerin ve aralarındaki viyadüğün toplam uzunluğu 1.7 kilometredir. 6. 7. ve 8. tünellerin kazısı tamamlanmış, betonlama ve sonrasındaki işlemler devam etmektedir. Bu tünellerden 6. ve 7. tüneller arasında bulunup uzun zamandır ayakları tamamlanmış halde bekleyen viyadüğün üst kısmı da tamamlanmıştır. Buradan yakın zamanda tamamlanacağı sonucunu çıkarabiliriz. Bu tünellerin ve viyadüğün toplam uzunluğu 3.7 kilometredir. Buradan sonra çoğunluğu sahilden ve yerleşim yerlerinden devam eden yüksek standartlı 41 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol mevcuttur. Zamanla çevre yolları ile şehir dışına alınması mümkündür. Bundan sonra da 14,5 kilometre uzunluğunda tamamı sıfırdan yapılmış Anamur-Melleç güzergahı vardır. Kapsamlı video linki açıklamalarda yer alıyor. Dileyen bakabilir. Melleç geçişinden sonra ise Gazipaşa yakınlarındaki Güneyköy'e kadar olan 34,5 kilometre uzunluğunda son derece virajlı ve engebeli bir yol vardır. Buranın özellikle Gazipaşa tarafındaki 21,5 kilometrelik kısmında 9 metre rakımdan 480 metre rakım 6 kilometrelik mesafede çıkılmaktadır. Buradan tekrar 200 metreye kadar da inilmektedir daha sonra. İlk kesim olan Melleç-Galedran arasında yol yapımı için sonbaharda acele kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Burası 13 kilometre uzunluktadır. Başlanılması halinde 2 yıl içinde tamamlanabilir. Ancak buradan sonra başlayan ve çok kötü durumdaki 21,5 kilometrelik Kaledran Zeytinada arasında Türkiye'nin 3. en uzun tüneli olan Gökçebelen Tüneli inşa edilmektedir. Tünel yaklaşık 11 kilometre uzunlukta olup Anamur tarafından 116 metre rakımdan girmekteyken Gazipaşa tarafındaki çıkış yüksekliği ise 216 metredir. Halihazırda 9 metreden 480 metreye çıkıp tekrar 200 metreye inen 21,5 kilometrelik yolu 10 kilometre kadar kısaltacaktır bu tünel. Son olarak Alanya çevre yoluna da değinip videoyu sonlandıralım. Alanya'da şehir içi geçişinde 17 adet ışıklı kavşak vardır. Hem ışıklar hem de trafik sebebiyle oluşan zaman kaybını ortadan kaldırmak için doğu ve batı çevre yolları planlanmıştır. Batı çevre yolu tamamlanmış olup kullanılmaktadır. Burası Çayına kadar 10.5 kilometre uzunlukta olup tamamlanan kısmı 7.6 kilometre uzunluktadır. Doğu çevre yolu ise engebeli bir arazide yer alıp 8 kilometre uzunluktadır. Hattın inşası süren doğu kısmında 3 tünel ve 1 viyadüğün çalışmaları devam ederken daha doğu kısmının henüz inşasına başlanmamıştır. Muhtemeldir ki batı kısmı tamamlandığında doğudaki çalışmalar hızlanacaktır. Böylece ülkemizin en önemli projelerinden birisi olan Türkiye'nin güneyinde ekonomik gelişmeyi tetikleyecek ve böylece refahı artıracak Akdeniz Sahil yolu'nun son durumunu sizlere aktardık. Ayrıca Akdeniz bölgesinin doğu ve batısını birbirine bağlayacak olan otoyol çalışmaları da 2021 yılında hareketlenmeye başlamıştır. Mersin'in Erdemli ilçesi yakınlarına kadar ulaşan otoyolun Kız Kalesi'ne kadar uzatılması ihalesi yapılmıştır. Bunun yanında ihale aşamasında olan Antalya-Alanya otoyolu projesi de yakın zamanda ihale edilecektir. Bu iki kesimin tamamlanmasıyla Antalya-Mersin arasındaki otoyolda 200 kilometrelik bir eksik kalacaktır sadece. Yapılmakta olan Aydın-Denizli otoyolunun devamı olacak Denizli-Burdur burdur Antalya otoyolu ile Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bir de otoyolu ile bağlanacaktır. Darısı tren ve hızlı tren hatlarına. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.